Daha önce uzaktan eğitim aldınız mı? Almadıysanız doğru yerdesiniz. Aldıysanız da doğru yerdesiniz. Uzaktan eğitim nedir, ne değildir? Ben de yapıyorum bu işi. Benim yaptığımı çoğu kişi bilmiyor çünkü herkes bunun ön plana çıkmak istiyor. Çünkü insanlar para kazanmak zorunda. Sen bir git. İnsanlar para kazanmak zorunda. Ama herkes yapmamalı. 9 ay spora gidip, 1 yıl spora gidip, 1,5 yıl spor salonuna gidip sadece profiline online eğitim, koçluk için DM yazmak bence ahlaksızlık ve vatan hainliğidir. Açık ve net budur. Ülkesine hayırlı olmamaktır. Açık açık. Bir teröristle, yok tabii o kadar da değil. O şaka onlar. Bunu herkes yapıyor artık. Moda oldu Türkiye'de. Yurt dışında böyle mi? Belki orada da öyledir. Bilmiyorum ama bizim Türk insanında çok özenti vardır. Bu sporu, ağırlık sporunu yapmayan bu spor ve sporcuları eleştirir. Bu sporu yapanlar onlar daha pis eleştirir. Çünkü en iyi benim der. Şimdi ben burada sıfır kurgu, iPad'imi önüme aldım, klavyemi önüme aldım. Oğlum bir dur ya. Klavyemi önüme aldım. Google'a uzaktan eğitim yazacağım. Daha önce yazmadım. Şimdi yorgun argın evden geldik. PlayStation 4 ve PlayStation 1 aldım. Hatta onları da göstereyim bir kısaca. PlayStation 1, PlayStation 4. İkisini 2000 liraya. Allah razı olsun. Bir sürü de oyun aldık. Red Dead falan onları şimdi... Konu çok sapıyor. Ekran kaydımı açayım şuradan. Ekran kaydımı açtım. Uzaktan eğitim yazıyorum. Direkt bunu yazıyorum. Evet, ne çıktı ilk? Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili bir şey. Saçma sapan şeyler çıktı. Milli Eğitim falan çıktı. Doğru arama bu değil. Uzaktan eğitim fitness yazıyorum. Fitness eğitmenliği 985 TL, uluslararası sertifika imkanı, liderlik okulu. Bak, reklam vermiş birisi ilk o çıktı. Neymiş bu? Fitness eğitmenliği ve spor koçluğu eğitimi 985 TL. Yani ben fitness'ın face'ini bilmesem, bu eğitimi alsam 985 TL'ye sanırım antrenör oluyorum. Mükemmel bir sistem. Ve kısa bir süre için 1650 TL yerine 985 TL. Bir de kampanya yapmışlar. Ramazan kampanyası gibi. 3 adet uluslararası geçerli sertifika alacaksınız. Vallahi bunu alın. Zaten hiçbir şeye ihtiyacınız kalmaz. Büyük ihtimal bu işi 10 yıldır alaylı olarak yapandan daha bilgili olursunuz. Kesinlikle bunu almanızı tavsiye ediyorum. İkinci olarak Baran Kalaycı çıktı. İkinci, ondan sonra armut.com çıktı. Armut.com ne ya? Bunu anlamadım. Fit Cevap çıktı. Baran Kalaycı ile Fit Cevap. Sakallı adam var ya. Onlar çıktı. Markus çıktı. Berkay Türk çıktı. Mesut Ertüz'ün Ağır Sağlam Shredded Brothers. İşte buradasınız biliyorum. İçimdesiniz. Şimdi Mustafa Yıldız'ın sitesine girdik. Big Green. Burada iletişim numarası olması gerekiyor bir tane. Hatta direkt şu WhatsApp'tan. Direkt WhatsApp'tan iletişime geçmeye çalışacağım. WhatsApp yüklü değil, Allah senin. İletişim. Aha, ha burada numarası var. Bak 0216, kaç bu? Direkt buradan bir arayalım. Bez var mı bez? Alo, merhaba. İletişim numarasından aradım da şu an kimle görüşüyorum? Ben Mustafa Yıldız. Sen bahsediyorsun galiba kardeşim. Evet hocam. Siteden girdim. Şu an sizle mi görüşüyorum direkt? Doğrudur benim kardeşim. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Hocam öncelikle ben sizin çok büyük hayranınızım. Eyvallah, teşekkür ederim. Bunu baştan söyleyeyim. Çok da bir durum yok. Öğrenciyim, garibanım. Eyvallah kardeşim. Yani böyle birkaç aylık düşünüyorum ama. Tamam. Yaş, boy, kilo ne? Hedefin ne? Ne yapmak istiyorsun? Benden nasıl bir destek bekliyorsun? Bunlardan bahset bana. Yönlendirme yapayım. Elimden gelen bir şey varsa yardımcı olacağım. Yaş 16. Boy 1.90.
16 yaşında mısın? Evet. 16 yaşındasın, 1.90 boyundasın. Kilon kaç? Kilom 76. 76. Fiziğin nasıl? Yani karın kaslarım gözüküyor. O kadar, başka hiçbir şeyim yok. Zayıftan kastım 1.90'a göre 76-75 kilo zayıf bir kilo ama hani ektomorf musun, böyle çok mu zayıfsın, kemiklerin gözüküyor mu diyor. Ya da WhatsApp'tan birkaç fotoğrafını atarsan değerlendirme yapabilirim sana. Şimdi şöyle, 16 yaşında olanlarla açıkçası çok çalışıyor musun dersen çok çalışmıyorum. Çünkü benim söylediklerimi yapabilecek yaşta veya olgunlukta olmayabiliyorlar ama senin gelişimin boyuna göre anladığım kadarıyla iyi. Sadece yaşı itibariyle 17-18 yaşındaki arkadaşlarla daha çok çalışıyoruz. Çünkü hem bizi yormuyorlar hem de dediklerimizi yapıp gelişim alabildikleri için daha çok tercih edilebilir bir yaş aralığı oluyor. Bazı kişiler de 15-16 yaşında tam gelişimini tamamlamadığı için onlarla zaten çalışamıyoruz. Eğer ki bana WhatsApp'tan birkaç fotoğraf atarsan ben bir canlı görmüş olurum seni, ona göre yönlendirme yapabilirim. Ya da direkt buradan da bilgi verebilirim sana, bırakıyorum kardeşim. Direkt WhatsApp'tan yani sizle iletişime geçiyoruz. Tabii ki şu an WhatsApp destek hattı 3 tane var bizde. İkisi benim elimde, biri de diyetisyen arkadaşlar da. Şu an nereye ararsan ara, ben ofisteyim, ben açacağım telefonu. Başka kimse yok ofiste, mesai bitti çünkü. Ha, onu özellikle sormak istedim çünkü yani direkt uzaktan eğitimi, hani bir marka, bir isim oluyor başında ama onunla konuşamıyoruz diye sanıyordum. Direkt sizle iletişime geçmek şaşırttı beni ve heyecanlandırdı. Piyasa o kadar kötü ki Instagram'da 1000-2000 takipçisi olan herkes uzaktan eğitim verdiği için bizim adımızı da karalama durumundalar. Biz işimizi gerçekten düzgün yapan, ofisinde çalışan, sabah akşam mesai saatleri belli olan bir firmayız, öyle söyleyeyim sana. Burada telefonu ben açmazsam, arkadaşlara verirsem benim vermem gereken cevapları veremeyecekleri için biz kaybederiz. O yüzden ben boşu başına olmak zorundayım. Son olarak 3 aylık bir eğitim almak istedim diyelim. Ücreti ne kadardır? Şu an 3 aylık uzaktan eğitim paketi 640 TL idi. İndirimde 430 TL'den şu an bir haftadır indirimde devam ediyor. Çok teşekkür ederim valla. Rica ederim kardeşim benim. Eğer bir konu olursa WhatsApp'tan yazabilirsin. Buradayız. Görüşmek üzere, kendine iyi bakın. Çok teşekkürler hocam. Kolay gelsin size. Sağ ol, teşekkür ederim. 3 ay 430 TL. Direkt yaşımı, kilomu ona göre beni yönlendirmeyi teklif etti. Hoşuma gitmedi değil. Zaten düzgün, iş ahlakı olan bir adam. İkinci seçeneğimiz, ikinci kim olsun? İlk çıkanlardan Baran Kalaycı. Baran Kalaycı. Çekiyorsun değil mi? Hı hı. Tamam. İkinci olarak Baran Kalaycı. İletişim diyorum. İletişim formu. Bu hoşuma gitmedi. Form doldurmak kesinlikle eğlenceli değil. Maili var. Trainer Baran. Ben robot değilim. Ne? Gerçi Baran abinin numarası bende var. Onu gene başka bir telefondan arayacağım. Ama Baran abim beni sesimden tanıyabilir. Bana daha kalın bir bez lazım. Kalın bir bez. Var mı şöyle bir şey? Sünger var. Şimdi Baran abi sitesinden aramayacağım çünkü bizi 15 saat uğraştıracak. Biraz da saat geç oldu. Bu saatte telesekreter bile bakmaz. WhatsApp'tan kaydettim. Benim telefonum değil, resmi de yok. Kurgu murgu diyenler sizi valla yakalarım. Ne diyelim? Biraz oluşturayım. Spontan mı gideyim ya da? Hayranı gibi. Abi ben seni çok seviyorum. Amerika'ya nasıl gitti falan. Daha kalın bir bez. Çünkü beni tanıma ihtimali yüksek olabilir ama bilmiyorum, bence anlamaz ya. Amerika'da şu an WhatsApp'ta. Alo. Alo. Kimle görüşüyorum? Efendim? Kimin Baran telefonu? Ben. Baran Kalaycı mı? Baran ben. Evet, ben kimle görüşüyorum? Ben Ercan. Ercan Demir. Tanıyamadım ama. Hocam ben çok özür dilerim. Numaranızı 118.80'den aldım da. 118.80'den? Evet. Bir numara mı çıkıyor orada? Hocam herkesinki çıkıyor. Ali Babacan'ınki bile çıkıyor. Yeterli parayı verdiğinizde. Sizi de ben
tespit ettim. Bir 15 dakika gerekli bir araştırma yapınca. Senin biraz ses tanıdık geliyor ama ben seni tanıyor muyum ya? Sanmıyorum. Ercan Demir. Bayburt'ta yaşıyorum. Nasıl yardımcı olabilirim Ercan sana? Hocam sitenizi inceledim. Uzaktan eğitim yazınca zaten ilk sizin adınız çıktı ve işte birkaç kişi daha çıktı. Türkiye'de ilk yapan siz misiniz uzaktan eğitimi? Yani evet, yaklaşık 9. senemize giriyoruz artık, Aralık bitiyor. 9. senemize girdik sayılır. Evet, ilk öyle bir atılım yapmıştık zamanında. Devam da ediyoruz. 9 sene. Bir de ilk yapan sene. İlk yapan olmanın bir avantajı var sanırım. Hani. Yani ilk yapanın avantajı, yani avantaj olabilir tabii ki de ama tabii büyük bir sorumluluk da oluyor üstünde. Çünkü yani ilk hani o bayrağın sende olması biraz sorumluluk gerektiriyor. Birçok kişi hani senin yaptığını yapmaya çalışıyor. Sonrasında işte sen hep bir şeyler kendine katmaya çalışıyorsun. Yanlış yapmamaya çalışıyorsun vesaire vesaire. O yüzden onun verdiği bir sorumluluk var. Biz de elimizden geldiği kadar işimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Sen eğitime mi katılmak istiyorsun dostum, yoksa hani... 3 aylık fiyatı mesela sizde ne kadar? Ya şöyle söyleyeyim, şu anda ayın 23'ündeyiz değil mi? Şu anda ben geçtiğimiz zamanlarda bir hikaye çekmiştim. Fiyatlar aynı şu an. Yani 3 aylık şu an indirimi hiç kapatmadık bu ay. 440 lira 3 aylık eğitim ücreti. Bizden çok ödün verdiğimizi düşünüyorum özellikle şahsen. Ve hani eğitimin fiyatında gerçekten çok çok uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden fiyat uygun olduğu zaman da bu iş maalesef değersizleşiyor. Çünkü eğitim programını uygulamayacak insanlar programına katılabiliyor. Lay lay lom yapmaya gelenler olabiliyor. Ama gerçekten eğitimin maddi olarak, yani hakkını veren kişi eğer onu gerçek hakkını verirse maddi olarak gerçekten onu uygular diye düşünüyorum. Evet, ben zaten bu arada 16 yaşındayım, liseliyim. Çok durumum yok. Ülkemizin durumu da ortada. Dolar 13 oldu diye sevinen insanlarımız var ülkede. Yani durum vahim. Ama dediğiniz gibi kaliteli olması için çok da ucuz olmasına gerek yok. Bu sefer herkes alır. Sonra da şikayetvar.com'a şey yazarlar. Aldım. Hiç gelişemedim. Dolandırıldım. Param iade edilmedi falan. Peki ben 3 aylık eğitim aldım. İyi uyguladım ya da uygulamadım. Eğitimim bitti. Geldim dedim ki, Baran Kalaycı, Allah seni bildiği gibi yapsın. Hiç işime yaramadı. Paramı geri ver. Ne dersiniz? Efendim? Evet, sadece soğan ekmek yiyorum. Efendim? Sadece soğan ekmekten protein ihtiyacımı karşılamaya çalışıyorum. Türkiye şartlarında. Soğan ekmekle bu iş olmaz tabii ki de. Yani soğan ekmekle bu iş... Kendimizi kandırmış oluruz yani. Biraz zor hocam. Bir de işte lor peyniri. Zor, haklısın. Haklı. Siz Amerika'dasınız değil mi şu anda? Ben Amerika'dayım. Evet, sabah şu an burada saat. Orada muhtemelen biraz akşamdır. Burada akşam hocam. Aç karnına yatacağız şimdi inşallah. Yağ yakarız. İnşallah dostum. Baran ve Mustafa abiyle konuştuk. Şimdi Shredded Brothers. Tabii ki de kıyak geçeceğim. Dostuma, arkadaşıma, yol arkadaşıma kıyak geçmeyeceğim mi? Mükemmel. En iyi dizayn sitesi bu olabilir. Resul abinin eski Almanya günlerindeki iyi formları var. Almanya'da üçü de çok iyiydi. Bunu zaten çoğu kişi diyor onlara. Abi Almanya'da çok iyiydiniz, küçülmüşsünüz. Adamlar Türkiye'ye geldi. Türkiye'deki yaşama stresi. Yahya abi 18-17 yaşında. Yani liseli bir bebeydi. Şuraları falan full beyaz artık adamın. Şu an aralarında en yaşlı Yahya abi gözüküyor. Adam daha küçük. 2006'lı adam ne hale geldi Türkiye'de? 12 haftalık uzaktan eğitime tıkladım. Full paket. Yine Resul abinin Almanya formlarından. Bak 12 hafta, 3 aylık. Baran'da, Baran Kalaycı'da 440'tı. Mustafa Yıldız'da 430'du. Burada 297 TL. Ve bu fiyat uzun süredir böyle hiç zam yapmadılar. 9 taksit imkanı, VIP üyelik, 3 ay eğitim. Yani bir 3 ay daha ekliyorsun, 237 TL. 6 ay 534'e geliyor. Diğer tarafta 3 aylık 400-500 bandıydı. Bu bir düşündürdü. Bir de VIP üyelik var.
Hafta içi mesai saatleri içerisinde istediğin soruyu sorma hakkı. Bunu da ekleyelim. 684. VIP üyelikte bir de Recep abiyle bir omuz idmanı varsa ben bu parayı verirdim. Ben objektif yaklaşamam çünkü bu insanları tanıyorum artık. Siz tanımıyorsunuz. Belki de kayırdığımı düşüneceksiniz onları ama böyle düşünmeniz de çok normal. Benim yerimde olsanız... Sen böyle gel. Şimdi de ipsiz sapsız. Şerefsizin birinin sayfasına bakacağız. Test otaylan. Yazdık. Çıktı. Tıkladım. Testotaylan.com. Bak. Ne yapmış bak. Basmaya hazırım. 140 kilo deadlift yapıyor. Gym fit. Şu Next Level AVM'de. Giymiş atletinin trapezler alev alev. Bak sitenin dizaynına bak. Hayvanlar alemi. Ne alaka şimdi? Fitness'a geldik. Hayvanlar alemi ne alaka? Vaşak adam mıdır? Tipe bak. Vaşak'ın en kötü fotosunu koymuş. Neyse biz paketlere bakalım. Evet. 3 aylık 549. Ciddi bir fark söz konusu. Bu adam kendini ne sanıyor? 3 aylık 549. 1 aylık 219. 1 aylık bu arada herkes vermiyor. Onu fark ettim. Şeyler de yok. Özel birebir ders demiş. Ders başına 100 lira. Alırlar. Sen devam et. Ya bu çocuktan alacağımı spor salonuna gitmem. Vücut yok, bilgi yok, hiçbir şey yok. Tamamen eskaza doğmuş, başarılı olmuş birisi. Kendinde bir şey sanıyor. Ben olsam almazdım ondan. Bu vücut geliştirme sporunu yapan herkes bir koyun olsa, bunlar arasında kavga etse ve bu uzaktan eğitim veren kişiler kasap olsa, kasapların birbirleriyle kavga etmesidir, birbirlerine laf atmaları koyunları kesinlikle ilgilendirmez. Çünkü koyunların kaderi bellidir. Şimdi global bir siteye geldik. Chris Bumstead sitesine girdik şimdi. Fiyatlar gerçekten çok uygun Amerika'da yaşayan birine göre. Aylık 9 dolar, yıllık da 76 dolar. Oranın para birimine göre gerçekten iyi. Amerika'da böyle mi ben bilmiyorum. Hani diğer şeylere de bakarız. Bu adam böyle veriyorsa diğerleri de aşağı yukarı herhalde piyasa budur. Şimdi 9 dolarlı ben alacağım. Şu an karar verdim buna. Sanırım gene üye olmam gerekiyor. Kupon kodu diyor. Var mı indirim kodu? Gerçi 9 dolara ne indirim uygulayacak? %10 olsa 90 cent, 8-10. Gerek yok. Evet şimdi üye oldum. Kart bilgisine girdim. 9 dolar alacak benden. Sana göre bir şey çıkardı. Gördüğünüz gibi push pull var, bro split var. Evde çalışan var. Olimpiya off sezon var. Gene bir split, işte göğüs, sırt, omuz, kol mol bir şeyler var. Evet burada geçmiş antrenmanlarımız çıktı. Bunları yapmadık ama yapmış olarak kabul ediyor. Bugün rest day. Saat de geç oldu zaten. Şu an salona gidemeyiz. Bugün dinlenme diyor. Kendi yattığı bir fotoğrafı var. Çok yaratıcı. Helal olsun. Açıkçası isim çok büyük. Ama yani bir yazılım oluşturmuş. Aynı Shredded Brothers gibi. 9 dolara alınır mı? Ben merak ettiğim için aldım. Hem burada YouTube içeriği çekiyoruz. Kol günü puştanla başladık. 3 set 12-15. Barbell. Aa bunu ilk defa gördüm. Normal şu konsantre var ya. Şöyle yapıyoruz. Onu barla yapıyor. Şu şekil. Hepsinde videosu falan var. İşte görüyorsunuz zaten niye okuyorsam. Neyse. Sadete geleceğim. Bir gün bir caminin önünde cuma namazıymış. Cemaat toplanmış cuma namazında. İşte namazını kılmış. Hoca vaaz vermiş biraz 10-15 dakika. Tutmuş bunları. Caminin çıkışında da bir tane böyle sarıklı cübbeli bir adam. Müslüman olduğu dışarıdan belli. Yardım istiyor, para topluyor. Yanına da bir tane böyle ipsiz sapsız, her yeri piercingli, her yerini deldirmiş, dövmeli. Satan ismidir, top mudur, ne olduğu belli değil. O da onun yanına geçmiş. O da aynı şekilde lütfen bana yardım edin diyor. Camiden çıkanlar, böyle biraz bonkör olanlar gidiyor Müslüman'a 3-5 bir şey atıyor. Diğer dövmeli piercingli de böyle izliyor tabii. Ona kimse bir şey yapmıyor. Sonra oradan bir tane adam geliyor. Caminin hocası geliyor. En son o çıkıyor işte millet çıkmış. Ayakkabısı çalınanlar karakola gitmiş falan filan. Caminin hocası geliyor şöyle bakıyor.
Hani sürekli bir öğüt verecek ya. Bir Müslümana bakıyor şöyle. Yapıyor. Bir bunu görüyor, böyle bir korkuyor, tamam mı? Hayko Cepkin'e benziyor da. Gidiyor diyor ki, oğlum sen kafayı mı yedin caminin önünde? Gelmişsin bu kılıkla, kıyafetle. Bu ne cesaret? Bir de gelmişsin, para toplamaya çalışıyorsun. Dövmeli olan yanındaki Müslümana bakıyor. Müslüman da ona bakıyor. Bir böyle bir sessizlik oluyor. Dövmeli olan diyor ki, lan Ahmet, bu cami hocası ne biliyor da konuşuyor? Ticareti bize mi öğretiyor? Biz böyle köşeyi döndük. Gelmiş adam bizi aklınca uyarmaya çalışıyor. Yani ticaret böyledir. Biraz uzaktan bakınca aslında büyük resmi görürsün. Bu da güzel bir pazarlama stratejisidir. Çok var böyle. Bu mesela dediğim basit bir şeydi aslında. Herkes de yapmasın bu işi. Lütfen bak, yalvarırım, yapmayın. Ne bileyim, gidin limon satın ya. Ben Sibum'dan devam. Sibum'dayım ben. Hatta belki bunu bir içerik yapabiliriz. Ondan program aldım bakalım. 12 haftada ne kadar geliştim. Bu bir kuraldır. Para verirsen daha değerli hale gelir. O bir program verir sana, kesinlikle böyle harf harfine yaparsın. Ama böyle beleşse çok değersizleşir. Hoşçakalın.